Erman Toroğlu, Sabah Gazetesi. Bunlar 3-5 kuruşa her görevi kabul eder. Aslında hakem yazmayalım, konuşmayalım diyoruz ama konuşturuyorlar. Bir televizyon programında hem de canlı canlı Zekeriya Alp'e seslendim. Dedim ki, Zekeriya, bu Ünsal Çimen'le Oğuz Sarvan'a fazla güvenme. Seni kayığa bindirirler, hatta yapar gönderirler. Bunu söyledikten bir müddet sonra Zekeriya Alp, MHK'yı Beylerbeyi'nde topluyor, sohbet ediyorlar. Hatta Zekeriya, ''Biz iyi işler yapıyoruz, bakalım kaç sene daha burada kalırız?'' diyor. O sırada federasyon başkanından telefon geliyor. Atlayıp gidiyor makama. Başkan Nihat Özdemir, Zekeriya'ya diyor ki, ''Ekibinden Oğuz Sarvan'ı, Ünsal Çimen'i ve Murat Ilgaz'ı çıkaracaksın.'' Zekeriya da cevap veriyor. Biz ekip olarak geldik. Ekip olarak gideceğiz. Yani takım arkadaşlarını satmıyor. İstifa ediyor. Yerine Serdar Tatlı ile ekibi geliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu Zekeriya Alp'in ekibinde olanların bir kısmı Serdar Tatlı tarafından gözlemcilikte kullanılmaya başlanıyor. Oğuz Sarvan gibi olanlar da boşta kalıyor. Ama Serdar Tatlı onların da imdadına yetişiyor. Bu sefer yeni hakemlerin seçilmesi için izleme komitesine getiriyorlar. Kökten çözüm şart. Bunlar da kabul ediyor. Peki kardeşim ben şimdi söylüyorum, bunlar yıllarca hakem tayin ettiler, çarşı karıştı. Aslında Zekeriya'nın gidişine Ünsal Çimen'le Oğuz Sarvan sebep oldu. Bu görevleri kötü yapanlar nasıl hakem seçecek ve çıkaracak? Bunların seçeceği hakem de kendilerine benzeyecek. Yani Türkiye'de hakem olayında hiçbir şey değişmeyecek. Bu işi kökünden temizlemediğimiz müddetçe bir yere varamazsınız. Son olarak Zekeriya'ya soruyorum. Ne haber Zekeriya? Ben bunları sana söyledim. Gördün mü sahip çıktığın adamları? Bunlar adamı hiç beklemediğin anda arkadan vurur. Herhalde yavaş yavaş hakem alemini yakından tanımaya başlamışsındır. Bunlar 3-5 kuruş için her türlü kademede görevi kabul ederler. Fırat Aydınus TFF'yi sallamıyor. Gaziantep FK Trabzonspor maçı oynanıyor. Son dakikalarda bir penaltı var. Tartışmalar uzuyor. Maç 1-1 berabere bitiyor. Maçın hakemi Fırat Aydınus. Yardımcıları Erdem Bayık, Hakan Yemişken, Kutluhan Bilgiç. Gözlemci Yunus Yıldırım. Gaziantep bölgesinden bir gözlemci, yine Gaziantep bölgesinden bir hakem. Yani 7 kişi. Maçtan sonra hep beraber kebap yemeye gidiyorlar. İnsan Gaziantep'e gider de kebap yemeden döner mi? Belki de şiş yediler, belki tatlı, bilemem ama ceza yiyecekleri kesin. Neden? Çünkü hakemlere direktif veriliyor. Yabancılarla oturmayın, temas kurmayın diye, pandemiden dolayı. Fırat Aydınus talimatları sallamıyor. Yani federasyonu sallamıyor. Kafasının dikine gidiyor, bildiğini yapıyor. Ceza yerler mi bilemem. Araya birilerini sokarlarsa en fazla uyarı cezası alırlar. Ancak bunlara okkalı bir ceza vermek lazım ki herkese iyi örnek olsun. Dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Hakemlik aleminde sorun çıkaran isimler hep aynı. Kaşınıyorlar ancak maalesef bunları kaşıyacak kimse yok. Bunlar yerinde kalıyor, bunlara göz yuman komiteler gidiyor. Maçlardaki sorunlar da hep bu tip sorunlu hakemler yüzünden oluyor. Orman'ın dosyaları açıklansın. Yıldırım Demirören gitti, Fikret Orman ekibi geldi. Orman yönetimi, Demirören yönetimini mali olarak bütün işlemlerini bağımsız bir kuruluşa yaptırdılar. Büyük açıklar vardı ama gereğini yapmadılar. O raporları sakladılar. Oysaki Fikret Orman'ın geliş sebebi geçmişi irdelemek ve açıkları ortaya çıkarmaktı. Sonra Ahmet Nur Çebi geldi. O da aynı Fikret Orman gibi bir önceki yönetimin bütün ekonomik harcamalarını bağımsız bir şirketin denetimine verdi. Ama tesadüfe bakın, o da açıklamıyor. Mali Genel Kurul'da açıklanacakmış. O kadar niye bekliyorsunuz kardeşim? Elinizi bağlayan bir şey mi var? Basına açıklayın. Sonra Mali Genel Kurul'da hesap sorarsınız. Umarım bir bildikleri vardır.